Sevgili Adıyamanlılar, kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizleri aşkla, sevgiyle, Kadir Şinaslık'la bağrına basan Adıyamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle her birinize 14 Mayıs seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığında %66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Mecliste de Adıyaman'ın tercihi yine Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. İnşallah 28 Mayıs zaferinden sonra kahtaya söz. Sincir'e de söz. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Şimdi sordum. Dedim ki resmi rakamı alın bakalım. Alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin. Aramıza kimsenin hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz. Merhum Neşet Ertaş ne diyordu? Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. Gönülden gönüle gider yar, oy yol gizli gizli. İşte bizim de Adıyaman'la aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Bizimle 85 milyon arasında nice bağlar, nice kanallar var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize şu Bay Bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Yahu bütün bu deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra size bir şey yok. Ya bu ifade kullanılır mı? Nasıl bunu söylersin? Siz olsanız da olmasanız da Bay Bay Kemal, evelallah devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ıyla yanındadır. Kızılay'ıyla yanındadır. Bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır. Şu anda şu konteyner kentlerin olduğu bölgede hamdolsun ciddi sayıda bir yaşam var. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, aşağılayanlar,
Bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Bizim şu aşkımızın, şu sevdamızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu, sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladılar. Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine makarnacı, kömürcü, gerici, yobaz, takunyalı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Ne dediler? Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyerek içlerindeki kibri ortaya döktüler. Meydanları hınça hınç dolduran milyonların sırrına ermeye çalışmak yerine bindirilmiş kıtalar diyerek bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar. Yeterince gelişmemiş diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde milletin karnı tokmuş diyorlar. Anladınız değil mi? Her türlü hakaret ediyorlar. Her türlü densizliği, edepsizliği sergiliyorlar. Ama bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. Şöyle aynanın karşısına geçip kendilerini hesaba çekmiyorlar. Pazar günüyle beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler. Fakat her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. Gençler, CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Gençler, bunu 14 Mayıs seçimlerinden sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. Halbuki Mevlana Hazretleri ne diyor? Eğer bir insanda ayıp görürsen o ayıp bendedir. O ayıp sendedir ama onda görürsün. Alem ayna gibidir. Kendi nakşını onda görürsün. Bunların da Adıyaman'a, deprem bölgesine, başka şehirlere göç eden depremzedelerimize baktıkça gördükleri kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Menfaatçi kendileridir. Oy yoksa hizmet yok diyen kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Mahalle baskısıyla gençlerimizi yıldıran kendileridir. Sırf destek vermediği için sanatçısından depremzedesine herkese her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar ne yaparsa yapsın.
insanlar gelip önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki bunlar kime aday gösterirse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle ya ama. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Bu ülkenin hiçbir insanı, hiçbir partiye, hiçbir genel başkana, hiçbir adaya sırf karşı tarafın egosu tatmin olsun diye oy vermez, destek vermez. Kardeşlerim, milletin desteğini hak edeceksin. Bunun için çalışacaksın. Eser ortaya koyacaksın. Hizmet edeceksin. Bunun için insanlara umut ve güven aşılayacaksın. Bunun için herkesin kendini huzur için hissettiği bir iklim oluşturacaksın. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek, ekmeden biçmeyi, üretmeden kazanmayı, emek vermeden sonuç almayı beklemek gibidir. Elbette böyle davranabilirsin. Ama kaç defa denersen dene, sonuç alamazsın. CHP Genel Başkanlığı'nın durumu da aynen buna benzemiyor mu? Hep aynı şeyleri yapıyor ve her defasında farklı bir sonuç bekliyor. Varsın bekleye dursun. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz ülkemize eser kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Daha önce de söyledim. Bugün de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Milletimiz bizi bir faniinin görebileceği her türlü makama getirdi. Şu saatten sonra bizim ferdi olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize daha büyük eser ve hizmetler kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir? Birinci önceliğimiz depremin izlerini bir an önce silerek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır. Biliyorsunuz depremden hemen birkaç gün sonra Adıyaman'a geldik. Vatandaşlarımızla dertleştik. Kucaklaştık. Acımızı paylaştık. Ardından tekrar geldik. Ramazan-ı Şerif'te yine şehrimizdeydik. Seçim kampanyası döneminde de bir gözümüz hep deprem bölgesindeydi. Adıyaman'daydı. Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mülki idare amirlerimiz de sahayı hiç boş bırakmadılar. Her bir vatandaşımızın sorunlarıyla ilgilendiler. Derdiyle dertlendiler. Taleplerini yerine getirmeye çalıştılar. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanları depremzede kardeşlerimiz için seferber edildi. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları da hızla gidererek Adıyaman'ın yaralarını sarmaya, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canlarımızı geri getiremesek de inşallah diğer tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Bu vesileyle yaşamış olduğumuz asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde Adıyaman ve diğer illerimizde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapacak evi ve düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına mutlaka kavuşturacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar
durmadan, dinlenmeden gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer haline getirmektir. Bölgenin dört bir yanında temeller atıldı. İnşaatlar yükselmeye başladı. İsterseniz gelin Adıyaman'daki çalışmalara şöyle. Evet, işte kalbi depremzedelerle atmak böyle olur. İnşallah evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacağız. Amacımız Ekim, Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Aynı şekilde köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. Hatta bayramda ilk köy evlerinin teslimini yaptık. Deprem bölgesi genelinde 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. Bu geçici barınma merkezleri yanında 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyete geçirdik. Böylece şehirlerimizdeki barınma sorununa çözüm üretirken ticari hayatın yeniden canlanmasını temin ettik. Geçici olarak diğer şehirlere giden kardeşlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun önceliklerinin en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılması hedefi vardır. Bu hedefe ulaşana kadar hiç durmadan çalışacağız. Kardeşlerim, Türkiye bir seçimini daha demokrasi şöleni havasında tamamlamıştır. Buna rağmen 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Yaptığı pervasız ve buram buram nefret söylemi kokan açıklamalarıyla her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Koltuğunu kaybetmemek için milletin sinir uçlarıyla oynamak dahil tüm yollara başvuruyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs sabahı düşünce altından tek parti CHP'si zihniyetinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Helalleşme, kucaklaşma, barış ve özgürlük söylemleri yerine sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. Yeni diye millete pazarladıkları CHP'nin
vesayet ve darbe gölgesinde yürüyen CHP'den hiçbir farkı olmadığı görüldü. Demokrat diye yere göğe sığdıramadıkları genel başkanının gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı. CHP genel başkanı ne yaparsa yapsın, hangi kılığa bürünürse bürünsün, hangi maskeyi takarsa taksın, bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, küresel lobilerle, LGBT'cilerle, emperyalistlerle beraber yol yürüdüğünü gizleyemiyor. Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Adıyaman'dan. Bu CHP LGBT'ci midir? Yanındaki HDP LGBT'ci midir? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci midir? Diğerleri de aynı mı? Peki LGBT AK Parti'ye sızabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Fark ortada. Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın da bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum. Şimdi bunun için buradan Adıyaman'a değil tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Buradan sizler aracılığıyla sesleniyorum. Adıyamanlıların tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Kökenine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her Adıyamanlı bizim canımızdan bir parçadır. Şimdi tüm Türkiye'yi arıyor muyuz? Bütün hemşehrilerimize sesleniyor muyuz?